Hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomda zamanın algılanmasından ve algılayıştaki farklılıkların zamanın geçişini nasıl etkilediğinden bahsetmiştim. Şimdi de zamanın öneminden, hayatımızda yapmak istediklerimize nasıl zaman ayıracağımızdan, bu ayırdığımız zamanı nasıl yöneteceğimizden bahsedeceğim. Christoph, let me ask you, why do you think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now? We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. Zaman algılayışımızdaki yansımalara göre ister hızlı geçsin ister yavaş, hayatımızdaki en kısıtlı ve geri gelmeyen kaynaktır. Hepimizin bir günde 24 altın olduğunu düşünelim. Bu 24 altın 1440 gümüşe, 86.400 bronza denk gelsin. Yani zaman da tıpkı para gibi. Bu nedenle para gibi bütçelendirmek gerekiyor. Ancak zamanın paradan farkı, geri getirme ya da biriktirme şansımız yok. Zamanı etkin kullanmak için hangi sırada hangi işleri yapmalıyız? Aslında zaman yönetimi ile ilgili günümüzde etkinliği kanıtlanmış 10'a yakın yöntem var. Ancak bugün kendimin de kullandığı, etkili bulduğum 4 yöntemden bahsedeceğim. Eisenhower matrisi, Pomodoro tekniği, GTD felsefesi, Don't break the chain, zinciri kırmama ilkesi. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye bir söz vardır. İşte tam da Eisenhower tekniğine uygun bir söz bu. Çünkü 1953 ile 61 yılları arasında Amerikan başkanlığı yapan Eisenhower'ın bulduğu bu yöntemin prensibi de işleri organize edip bir öncelik sırası belirlememiz için karar vermemize dayanıyor. Yönteme göre bir sayfaya 4 kutu çiziyoruz ve önemli acil, önemli ama acil değil, acil ama önemli değil, önemli değil, acil de değil şeklinde kutucukları adlandırıyoruz. Kafamızda olan tüm işleri bu kutulara önem ve aciliyet sırasına göre kategorize ediyoruz. Önemli acil olanları hemen yapmaya başlıyoruz. Önemli ama acil olmayanları yapmak için zamanına karar veriyoruz. Acil ama önemli değil olanları yapmak için bir başkasından yardım istiyoruz. Önemli değil, acil de değilse listeden çıkarıp yapmıyoruz. İkinci tekniğimiz Pomodoro tekniği. Bu teknik 25 dakikalık zaman dilimleri üzerine kurulu. 25 dakikalık kısa süreli çalışma ve 5 dakika kısa bir mola eşittir bir Pomodoro döngüsü oluyor. Bu teknik belirlediğimiz işler için maksimum verimliliği sağlar. 1980'lerde Francisco Cirillo üniversitedeyken Pomodoro tekniğini geliştirmiş. Pomodoro İtalyanca'da domates demek. Mutfakta kullandığı zamanlayıcısı domates şeklinde olduğu için bu ismi vermiş. Sizin de ihtiyacınız olan 3 parça kağıt, kalem ve bir zamanlayıcı. Başlangıçta kalem ve kağıt kullanmak yeterli. Daha sonra yapacaklarınızı yükleyeceğiniz dijital bir program seçebilirsiniz. Birinci sayfanın başlığına bugün yapılacaklar yazın. İkinci sayfaya biriken ve yakın zamanda yapmanız gereken işler için etkinlik envanteri yazın. Birinci sayfada işler bittikçe ikinci sayfadan birinci sayfaya geçiş yapın. Üçüncü kağıdın başlığına da kayıt ve kontrol yazın. Bu sayfaya yapılacaklar listenizde tamamladığınız işleri yazın. Ayrıca ölçmek istediğiniz şeyleri de yazabilirsiniz. Örneğin bir günde kaç pomodoro yaptınız? Yaparken ne tür kesintiler meydana geldi? Bir görevi gerçekleştirmek için kaç pomodoro gerekir gibi. Toplamda 4 pomodoro döngüsünü bitirdiğinizde 20 ila 30 dakikalık daha uzun bir molayı hak ettiniz. Günde 8-12 pomodoro 4 ila 8 saatlik çalışmaya denk gelir ki bu ideal olandır. 25 dakika boyunca dikkat dağıtıcı her şeyden uzak kalın. Telefon, sosyal medya gibi. 5 dakikalık molada da bir kahve ya da çay alın veya pencereden dışarıya bakın. Üçüncü ilkemiz GTD felsefesi. David Allen'ın Getting Things Done, Türkçe'ye iş bitirici olarak çevrilmiş kitabında anlattığı bu yöntemde kafanızda yer eden bütün işleri bir yere yazıyorsunuz ve yazdıklarınızı önem sırasına göre sıralıyorsunuz. Bunu yaparken takip etmeniz gereken 5 önemli adım var. Aslında ilk 4 adım şimdiye kadar anlattığım Eisenhower ve Pomodoro tekniklerinin toplamı. Birinci madde capture, yakalama. Yapmanız gereken her şeyi yazın. İkinci madde clarify, berraklaştırma. Her görev için ilk ve ne yapmanız gerektiğine karar verin. Üçüncüsü organize. Ödenecek faturalar, gönderilecek e-mailler, telefon görüşmeleri gibi geriye kalan ve sınıflandırma yapmadığınız her şeyi bir grup haline getirin.
Dördüncüsü refleks, yani düşünme. Listede öncelikli olanı belirleyip hangi işten başlayacağınıza karar verin ve eğer gerekiyorsa listeyi yeniden düzenleyin. Beşinci ve son maddemiz engage, meşgul olma. Oluşturduğunuz yeni listeye göre görevleri gruplar halinde yerine getirmeye başlayın. Zaman yönetiminde dördüncü ilkemize geldik. Bu ise zinciri kırma felsefesi, don't break the chain, prensibi alışkanlık oluşturmak üzerine. Kurucusu Seinfeld dizisinde kendini oynayan ünlü komedyen Jerry Seinfeld'in söylediğine göre başarısının sırrı olan motto, don't break the chain. Yöntem bir hedef belirlemek, her gün bu hedefe ulaşmak için bir şeyler yapmak, hedefinizi hiçbir gün aksatmayarak takvime koyduğunuz çarpılarla bir zincir oluşturmaktan ibaret. Jerry Seinfeld'a başarısının sırrı sorulduğunda, daha iyi bir komedyen olmanın yolu daha iyi şakalar yapmaktan geçiyor. Daha iyi şakalar yapmanın yoluysa her gün yazmaktan. Dikkat çekici bir yere büyük bir takvim astım. Her gün yazma görevimi tamamladıktan sonra takvime renkli bir işaret koydum. Birkaç gün sonra bir zincire sahip oldum. Yaptıkça hoşuma giden bu zinciri hiç kırmamak hedefim oldu, der. Jerry ne olursa olsun her gün bir saat oturup yazdı, zinciri hiç kırmadı ve sonunda dünyaca ünlü bir komedyen oldu. Ömrümüz bir kase ise zaman da bu kasenin damlayan suyu. Burada hayatımızı iki kategoriye ayıracağım. Birincisi yaşantımızı idame ettirmek için yapmamız gereken işler. İkincisi boş vaktimizi nasıl değerlendireceğimiz ve bu boş vakitlerimizde yapmak istediğimiz, kendimize değer katacak işler. 24 saatlik bir gün diliminde yeme, içme, uyku ve hayatımızdaki iş, okul, aile gibi birincil görevlerimizi yerine getirirken bir zaman yönetimine ihtiyacımız olduğu gibi bunların dışında geriye kalan boş zaman dilimimizi değerlendirmek için de zaman yönetimine ihtiyacımız vardır. Yukarıda saydığım 4 yöntemi her iki durum içinde kullanabilirsiniz. Mesela iş yerinde ortalama 8 ila 10 saat vakit geçirdiğimizi düşünelim. Ve diyelim ki önemli bir proje hazırlamamız gerekiyor. Bu 8-10 saati bu yöntemlerle en iyi şekilde yönetebilirsiniz. Boş vakit oluşturmaya gelince yaşantılarımız, hayata dair görevlerimiz ne olursa olsun en azından 1 saatlik boş bir vakit bulabiliriz kendimize. Bu boş vaktimizde yapabileceğimiz uğraşları aktif ve pasif olarak ikiye ayırabiliriz. Televizyon izlemek, sosyal medya takibi efor gerektirmediğinden pasif uğraşlardır. Resim yapmak, bir şeyler yazmak, kitap okumak, bir enstrüman çalmaksa beynimizin duyusal bölümüyle ilgili olan aktif uğraşlar. İşte tam da burada yapmamız gereken bize kalan zaman diliminde pasif uğraşlar yerine aktif uğraşları tercih etmek. Ve bu aktif uğraşları yaparken bahsettiğim bu 4 yöntemi hayatımıza oturtmak. Dediğim gibi zamanı geri getirme şansımız yok. Bir günde 24 altını en iyi şekilde sarf ettik. Ertesi güne aktarılmıyor. Biriktirip sonradan kullanma şansımız da yok. Rita, I'm reliving the same day over and over. Öyleyse hayatımızı düzenlerken zamanın doğasına uygun hareket etmemiz gerekiyor. Biriktirmeden her güne bölerek yapmak. Annie Dillard'ın dediği gibi günümüzü nasıl yaşadığımız hayatımızı nasıl yaşadığımızı belirler. Bu nedenle işe bir günü bölerek başlayabiliriz. Yani Eisenhower matrisinde olduğu gibi en acil olanları yapmaya başla. Pomodori tekniğinde olduğu gibi 25 artı 5 dakika aralıklarla çalışmaya başla. GTD felsefesinde olduğu gibi uzun vadeli işleri alt kategorilere gruplandır ve bölerek yap. Mesela bir makale yazıyorsun. Bir günlük küçük hedefler koy. Bir günde sadece giriş kısmını yazacağım gibi. Zinciri kırmama ilkesine dayanarak her gün mutlaka en az bir yarım saatini bu işlere ayır, daha az önemli olanlara günlük 5-10 dakikalık vakit ayır. Mükemmellikten ve küçük detaylarda boğulmaktan kaçın. Unutmayın, harika bir başlangıç yapmanız gerekmiyor. Fakat harika olmak için başlamanız gerekiyor. Sevgili geçmiş, verdiğin tüm dersler için teşekkür ederim. Sevgili gelecek, hazırım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.